Ama da ben de şey diyordum ya, biraz ucuz kaldı sanki ya falan böyle. Yağmurlu, romantik, ya şirket, stres dolu şirket bir İzmir akşamından selamlar. Ya yatırımla ilgili bir şeyler dinliyordum, canım sıkıldı. Hadi bir tane YouTube videosu açalım. Hem yağmurlu havada nasıl kullanmalıyız, insanlar nasıl kullanıyor. Hem de işte orta şeritle ilgili birazcık konuşalım. Muhabbet edelim, sohbet edelim. Eğitmen değilim. Videolarımda beni yanlış anlayan insanlar çok var. İyi bir sürücü de değilim. Yani o yüzden beni benden büyükseniz kardeşiniz olarak, küçükseniz abiniz olarak düşünün ve öyle bir sohbet edelim. Çok daha ucuzlaştı. FK'lar aşağı geldi. Şu an evet. Çok güzel, cazip geliyor borsamız. Hava yağmurlu. Yağmurlu havalarda insanlar çok aşırı saçmalıyorlar ve büyük ihtimalle yine saçma işler olur diye düşünüp öyle kendi kendime konuşmaya başladım ama bir sonuca varabilir miyiz bilmiyorum. Sen neden sola sinyal veriyorsun? Hatta doların da enflasyonu var. Onu da katarsak belki 3'te 1'indeyiz. Yani borsamız bence ucuz. Ama sağımızdakileri böyle makul bir hızla solladığımız sürece orta şeritte kalabiliriz arkadaşlar. Ülkemizde bazı sektörlerde yavaşlama rakamları gelmeye başladı. Bayağı rahat bir şekilde solluyorum ben bu arabaları. Abi şimdi bence... Arkamda oluşturduğum bir yoğunluk yok. Ben Twitter'dan şöyle bir şey yapmıştım. Yani bence tamam burası olmuştur. Yani 8 gün bu şekilde orta şeritte gitmeye yani devam edebilirsiniz. Yani sağ şeride sürekli gir ve işte sonra ortaya geç. Yani sürekli şerit değiştirmek de özellikle şu anki gibi yağışlı zamanlarda, yağışlı günlerde özellikle bu zaten tercih edilmemesi gerekiyor. Abi de denize geldim. Yani evet işte bazı riskler söz konusu. İşte bir taraftan sağ keyfi olarak da orta şeritten gittiğim çok oluyor. Ama dediğim gibi bence önemli olan şey arkanıza baktığınız zaman bir yoğunluk oluşuyor mu oluşmuyor, bir de o anki hızınız. Mesela şu an 97 km hızla gidiyorum. Arkamda yoğunluk yok. Keyfime bakıyorum mesela şu an. Ama orta şeritte şöyle bir sıkıntısı var. Mesela aynayı fazla kontrol etmek zorundasınız. Bak şimdi sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafa geçtiğim zaman aynalarımı artık daha az kontrol edebilirim. Bu sayede ön tarafıma daha çok odaklanabiliyorum. Ama bak mesela sağa geçtim şu an. Sağdan trafiğe katılan insanlar var. Şimdi benim onlara, onların da bana zorluk çıkarmaması gerekiyor. Böyle durumlarda da ortadan gitmeye devam edilebilir ama baktım hiçbir sıkıntı yok. O yüzden sağdan gitmeye devam ediyoruz. Orta şeritte gitmenin ana kuralı, asıl kuralı şu. Önünüzdeki arabalarla takip mesafenizi koruyacaksınız. Ama ya tamam ben önümdeki arabayla takip mesafesini koruyorum fakat sağımdaki arabalarla aynı hızdayım. Yani bu hata. Sadece senin değil işte. O bölgede hata var. Bak ben sağdan gidiyorum. Benden daha hızlı olan insanlar hemen orta şeritten, ondan daha hızlı olan insanlar soldan gidiyor. Fakat orta şerit şu an dolu olduğu için mesela yine şerit değiştiriyor insanlar mecburen. Faizle beraber benim param 140 lira oluyor. Mallar 150 lira olacak, benim param 140 lira olacak. Evet, yine sağdan katılanlar var. Bakalım sağ şeritte kalabilecek miyiz? Aynamızdan arkamızı kontrol ediyoruz. Sol tarafa istediğimiz zaman geçebiliriz, müsait. Bak geçiyoruz. Şu andaki durumla çok sıcak bakmıyoruz. Mesela sağımızdakileri makul bir hızla sollayabiliyor muyum diye bakıyorum. Evet, yoksa bu kadar gitmeyebilir. Ve önümdekiyle takip mesafemi korumaya çalışıyorum. O benden uzaklaşırsa ben arkamdaki trafiği yavaşlatırım demek oluyor. Ama bak şu an sağdaki daha hızlı gidiyor. Şu an bir hata içerisindeyiz. Sağdaki daha hızlı gidiyor. Benim sağa geçmem lazım ama sağ şeritte beni yakından takip eden bir araba var. Hatta sol şeritte otobüs var. Şu an olduğu gibi bir hatanın içerisindeyiz. Evet, ilgi çekim yapmaya başlamışım ya. Evet, şimdi sağımdaki adam bayağı arkamda kaldığı için şerit değiştireceğim. Sağ şeride çıkalım. Otobüs neler yaşayacak onu inceleyelim. Bize de bu konu olsun. Sağımdan çok hoşlaşmıyorum. Ama bu tam böyle dini sebeplerden de değil yani. Tamamen finansal sebeplerden. Türkiye'de... Bak sağ taraf bayağı bir müsait aslında. Yani bu otobüs şu an sağa geçmesi daha doğru olurdu aslında ama... İşte bu korku ya kesin var ya, bunu delirttiler bu adamı. Tamam, bak selektör yapalım da birazcık. Mesela şu an orta şeritteki gitmesi lazım. Yani ya git ya sağa geç abi. Sağındaki adamları böyle yavaş yavaş solladığın zaman işte bak otobüs mesela zorda kaldı. Ya zaten olmaması gereken yerde. O ayrı bir konu. O zaten ayrı bir mesele de. Ama bak şu an geç sağ. Otobüste rahatça mesela sağa geçsin değil mi? Adama bariyer oluşturuyorsun mesela. Adam solda kaldı, takılı kaldı. Bak sağ tarafa geçelim. Bak abi sağ taraf bomboş. Yani hem belediye otobüsü için hem de bu beyaz araba için sağ taraf bomboş. Yani sağdan gidebilirsiniz ama... Şişecem'in mali tarafındaki operasyonlar biraz baskılanıyor. Çünkü arka tarafında orada talep planlar.
Trafiğe de aynalarıma falan çok bakarken kaza yapacağım diye de korkuyorum. Yolda biraz sektöre bağlı. Sektör kültürlerine yapıyor. Yağışlı havalar cidden sıkıntılı. Yağıştan yana sıkıntım yok. İstediği kadar yağabilir. Lastiklerime de güvenim. Orada da problem yok. Ya bu çevre yollarında büyük arabalar, kamyonlar falan var ya. Mazot, benzin, yağ çok döküyorlar. Ve bayağıdır yağmur yağmıyordu. Bu ilk yağmur. O yüzden insan korkuyor. Benim ne abi? %30. Nasıl hesapladın abi? Belediye otobüsü halen solda. Yapacağın şey buydu değil mi? Şu an kaç para koyuyorum? Kaç para alacağım? 30 bin lira alacağım. Halen solda. Yani o da ayrı bir olay. Onu sorayım ben sana. Tamam yani anladım. Aslında ilk aldığın fiyata bakmıyorsun. O seninki verimi görünce aldanıyorsun gibi bir şey diyeceğim sana. Ya burada gördük ki ya kim diyorum bu tenettü verimini kim böyle hesaplıyor? Şimdi bak Eurobank'ta ben abi bir şey alacağım. Selam. Tamam mı? Şöyle hesaplıyorum. Bu vatandaşla boş yere orta şeritte. Yani koyduğum parayı bir yıl sonra ne kadar geri toplayacak? Belediye otobüsü bak benim önümde olsaymış ne kadar süre sağdan gidebilecekmiş. Hadi o sağdan gitmiyor. Orta şerittekiler de sağdan gitmiyor. Hiç kimse olması gereken şeritte değil. Trafikte mümkün olduğunca sağdan git kuralı var. Yani bu orta şeritteki arkadaşların sağdan gitmesi mecburi. Hadi gitmiyorsun. Belediye otobüsü normalde büyük araçlara da böyle kamyon, tır, büyük böyle körüklü arabaların falan sol şeride çıkması yasak. Sol onlara yok yani öyle bir kullanma seçenekleri gibi bir şey yok ama sen işte düzgün kullanmayınca bu iki şeridi adamlar kendini sola atıyor bu sefer. Baksana kaç dakikadır sağdan gidiyoruz yani. Normal mi bu? Yol da iyicene karanlık oldu ha. Zaten bak yol karardı, yağış var, hız daha da azaldı artık. Mesela 90'da 95'le gidebiliyorken 70'lere düştük. Sağımdaki insanları makul bir hızla sollayabiliyor muyum diye bakıyorum. Ve önümdekine, önümdekiyle takip mesafesini koruyorum. Evet valla bence de hesap çok boş. Zaten ben direkt karşılaştırdım. Ama sağ taraf yine daha da boş. O da işte 3-5 sene sonra gerçekten çok anlamlı oluyor. Belki de olsa %20. Şimdi mesela deminki arkadaş hiç sağda olsaydı trafik ne kadar akıyor olacaktı. Şu an bak arkadaki ışık miktarına bak. Hatta birisi selektör attı. Yani bak arka tarafta durduk yere biriken ışığa bakın. Ön tarafa bakın bir de. Ön taraf bomboş oluyor. Siz orta tarafta bir bariyer görevi görüyorsunuz. Trafik akmamaya başlıyor. Ya ben trafik kurallarına uyuyorum bana ne demek. Yani kural trafik kuralları olmasa bile trafik kurallarını unutun. Orman kanunlarının geçerli olduğunu düşünelim. Sadece ahlaki olarak düşünelim. Abi sen ortadan gittiğin sürece işte bütün herkes sol tarafa çıkması gerekiyor. Sen 3 şeritli yolu tek şeride düşürüyorsun. Yani bir hataya sebebiyet oluyorsun. Bu bir kere yani ahlaki değil zaten ama sol şeritte sürekli gitmenin cezası var ama orta şeritte gitmenin cezası yok. Yani sürekli orta şeritte gidebilirim. İyi de sen kendine bir açık bulmuşsun. Sistemi zorluyorsun yani. Bunu itiraf ediyorsun. Çünkü trafikte mümkün olunca sağdan git kuralı var. Tamam orta şeritten sürekli gitmenin cezası yok. Ama mümkün olunca sağdan git kuralı var. Yani sen mümkün olunca sağdan git kuralını uygulamıyorsun. Çünkü orta şeritte sürekli gitmenin cezası yok diyorsun. Abi ben neden sürekli sağdan gidiyorum? Hepimiz o zaman ortaya geçelim. Devlet de boş yere 3 şeritli yol yapmasın abi. 2 şeritli yapsın. Yani 4 şeritli yolda da bakıyorum yine sağ boş. Yani mümkün olduğunca soldan gidilir kuralı uyguluyor herkes. Nedense kimse kendini sağ şeride layık görmüyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Orta şerit gerçek sahiplerine ulaştıracağım. Orta şerit hak ettiği değeri bulacak. İyi bakın kendinize.